Çok beğendim. Tadı tuzu yerinde. Güzel. Güzel, beğendim. Evet, beğendim. Yasemin abla beğendi çorbanı. Elinize sağlık. Peki, Ayşe Hanım siz nasıl buldunuz çorbayı? Ben de beğendim. İçinde kara lahana var. Nasıl? Yok. Ben duyamadım. Aranızda fısıldaşmayın. Hayır, kara lahana mı var, ıspanak mı? Ispanak var. Tamam. Ispanak, ben aldım tadını. Ben iki çeşidini de yedim, onun için sordum. Ispanak var şimdi. Beğendim, güzel. Peki hamaratlık gösteren bir çorba mı? Sen böyle hep hamaratlığı vurguluyorsun, evet. Ya. Evet. Hamaratlı çorba. Peki, on bak Ayşe Hanım yorum aldı sesi. Gülcan Hanım siz nasıl buldunuz ben çorbayı? Ben de sebzelerin hepsinin tadını aldım. Havucun, ıspanağın. Bunun altını niye vurguladınız? Ben sebzelerin hepsinin tadını aldım. Şimdi sebze çorbası dediğin gibi blenderdan geçti mi? Hı. Çünkü ince ince doğrandığı yok, için. Yok, az önce Ayşe Hanım dedi ya ıspanak mı kara lahana mı diye. Bak ben ıspanağın tadını aldım mesela. Ayşe Hanım alamadı diye mi altını vurguladınız, evet, özellikle? Evet öyle, aynı. Gülcan Hanım, kara lahana, ıspanağı bırakın. Siz gününüzde ne yapacaksınız ona bakın. Güzel, lezzetli, beğendim. Keyifli. Hiç denemememe rağmen keyifli, güzel işte. Yani beğendim. Bir daha istesen yaparsın evde. Aynen. Peki, afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Krema ve tereyağı mı var? Krema var sadece. Süt ve krema. Biraz sanki baskın olmuş da. Hangisi? Krema. Bir de sanki yağ tadı geliyor. Ya da ıspanaktan mı kaynaklı? Kremadan kaynaklı olabilir. Kremadan, evet, kaynaklı çünkü olabilir. Çünkü çok baskın olmuş. Ama çorba şimdi güzel. Hem süt hem krema içine, evet, girdiği için biraz ağır olmuş. Olur. Kremadan işte dolayı herkes... Kremadan şey. Ne kadar krema koydun abla buna? Bir paket. Bir paket. Çok. Ama içinde bir litre de süt var bu arada. Bir litre süt, biraz da süt su var. Süt de baskın, krema, krema daha baskın olur zaten. Daha çok olur. O yüzden... Olur. Yani normal mi böyle bir tadı olması? Şimdi ben bence de değil. Hayır. Güzel ama yarım kremayı yarım koyması aynen, lazım. Aynen. Yarımın azı bile. Çünkü süt ama var. Ama güzel yani. Krema bütün yemeklere ağır bir baskın bir tat veriyor zaten. Bana göre. Bir yumuşatıyor. İşte herkesin damak tadı farklı. Belki ama güzel, lezzetli, keyifli. Aynen. Evet. O çorba kremayı olması gereken. Peki, ben beğendim. Afiyet olsun herkese. Dakika bir gol bir çorbalar beğendi elhamdülillah. Ben de çok beğendim abla. Afiyet olsun. Kıvamı, ıspanakları da güzel pişmiş. Sebzelerin hamur olmamış, dağılmamış. Lezzetli bir çorbamış. Evet, hafif o... Ben biraz da süte bağlıyorum. Süt de yoğun ya kremayla birleşince. Evet. Ama çok rahatsız etmedi. Ben lezzetli bir çorba buldum. Ellerine kollarına sağ. Hatta olsun. Çorbamı ben bitireceğim. Sen diğer tabakları alabilirsin. Ara sıcak olarak ne geliyor? Böreğimiz var. Çarşaf böreği geliyor. Evet. Yanında da yoğurtlu mezemiz. Evet. Afiyet olsun diye. Bana biraz ağır geldi. Kremasından kaynaklı. Ve yani bu çarşaf böreğinde havuç olmaz. Ya havuç olmaz çarşaf böreğinde. Sonra zaten kolay. Ben çarşaf göremiyorum yani. Havuç. Cevap vermedin mi sen? Görmedim yani. O hamuru tuttur bak. Hamuru tutturacaksın, hamuru gireceksin. Hamur yırtıldı mı? Yırtılmadı. Hamur yırtılacak zaten çarşaf böreğinde. İnce zar gibi açabildik mi Kadir Bey? Açtık. Ben inceliğini, evet, beğendim ama kara biberi fazla gelmiş. Dur şimdi, evet, yemek yorumlarınızı alacağım da az önce Gülcan Hanım dedi ki yani çocuk koyacağım. Ben bunu 15 yaşında açıyorum. Evet. Sen çocuk menüsüyle mi katıldın yemek yarışmasına? Öyle katılmışım demek ki. Kendisi ben de 50 yaş yani menüyle katılsın. Yani şimdi size el atma çarşaf böreği çocuk oyuncağı geliyorsa ben diğer yemekleri hiç düşünemiyorum. Yasemin Hanım da hırsından kendini yemeğe verdi bu arada. Hiç hırslanmıyorum. Onu çok merak ediyorum. Yorumları ciddiye almıyor musun? Hiç ciddiye almıyorum çünkü çarşaf böreğiyle... Ama bu yorumun herkesin altından puan verecek. Hayır, aynen, versinler hiç önemli. Çarşaf böreğiyle herkesin tutturabileceği bir şey değil. Bunu burada hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya un tuzlu başka hamuru, bir şey koyulmuyor. Hayır. Hamurun içine yani. Hamuru sert yoğurursun, açamazsın. Hamur ya bilmem su, ne olur, yapamazsın. Kadar su zaten yani. Hamuru bir şey sert açarsan sıkıntı yok. Bol yağladın mı, biraz, evet, da dinlendirdin mi... O lokum gibi vakti açılıyor. 2 saat vakti var. Yarım dakika duruyor. Ya 10 dakika. Sıcak yere koyduğunuz zaman zaten... Zaten sıcak şu anda hava muhakkak salıyor kendini hemen hamur. Hemen salıyor. Hamur kendiliğinden salıyor. Yani 1 saate bekletmeye bile gerek yok ki. Yok canım 1 saatlik hiç değil. 15 dakika en fazla kenarda yani duracak. Rabia sen kaç yaşında açmaya başladın çarşaf böreği? Ya ben annemle birlikte yapıyorduk zaten. Ondan baka baka işte mesela malzemelerini kendi koyuyordu. Hadi sen yoğur diyordu. Mesela kendisi böyle açtığı zaman hadi sen de kenarlarından tut. Peki şu an lezzetli bir çarşaf böreği yiyor musun? Hayır. Karabiberi çok fazla. Ya bir de zaten yoğurtla hiç uyum sağlamamış. Ya yani bir de zaten bir yani böyle bir davet sofrası yani böyle olmaz. Kesinlikle olmaz yani. Böreğin yanına ben şeyi yakıştıramadım. Peki bak dediğin yoğurdu. 2 saatlik süre zarfında, evet, onu açmak, pişirmek. Hiç onun önünde bulundurmuyorsunuz ama. Hava zaten sıcak.
Sıcak olduğu için de 10-15 dakikada... Hamur çabuk gevşer. Hamur gevşer çabuk. Ne kadar çabuk. Sert yoğursanız bile hamur gevşer bu havada. Bol yağ. Ya bunun en önemlisi bol yağ. Bana göre bol yağ yani. Aynen. Peki, ya şimdi iki abla. Kenarından tutmuş çekmiş, ben çarşaf böreği açabiliyorum diyor. Ona bakarsan benim kızım da açıyor. Kızım tut kenarından tutuyorum çekiyor ama yoğur desem yoğuramaz. Yani... Bence birazcık bazen sana bir şey yok yani. Evet toplayabiliyorum yani. Toplayacağız. Su mesela ne kadar çok koyarsan unu da o kadar koyacaksın ki toplayabilsin yani. Onu alabildiğince un derler, su evet. Derler ama neyse. Hayır. Önce su, sonra un. Önce su, sonra un. Mevzu sonra malzeme su. Değil bence. Yani bence siz karıştırıyorsunuz yani. Ama bak mevzu ya. Malzeme değil bence. Mevzu tamam. Sadece açmış güzel açmış sadece ellerine sağlık. Ben onun açmasında değilim. Ama malzemeyi içinde beğenmedim. Aynen. Avuçla ikisi bir arada olmamış. Ben börekçide çalıştım 2 sene. İçine hiçbir zaman havuç konulmuyor. Onu... Ya sadece patates olur, ya peynir olur, ya kıymalı olur. Havucu peki, hiçbir zaman konulmuyor. Lezzet konusunda fikirlerinizi alacağım ama şimdi burada ana konumuz az önce Gülcan Hanım ve Rabia dedi ki ben kolayı açıyorum dedi. Yasemin abla dedi ki iki ucundan tuttum börek mi açıyor oldun dedi. Ya, Gülcan Hanım da direkt dedi ki yani bu ben bunu 15 yaşımdayken açtım dedi. Sosyal medyamda var, açılmış yok, yerleri bile var. Hani doğrudur yani. Tabii ki açılmış. Hayır, bir şey diyeceğim. Evet, yani. Bunun hamuru gerçekten. Hamuru peki çocuk güzel oyuncağı mı bu börek? Hayır, çocuk oyuncağı değil. Çocuk oyuncağı değil ama. Herkes kolaylıkla açabilir mi? Herkes kolaylıkla açamaz. Herkes becerebilir mi? Beceremez. Çünkü kalın da oluyor. Hayır, herkes beceremez. Sen az önce dedin ya kolay bir şey. Ben ne... Kolay yaptığım için kolay diyorum. Şimdi benim kolay ama her kadın bunu yapabilir mi? Hayır, yapmak yapamaz. İsterse yapar. Yapmak istemeyen yapamaz. Beceremez. Ben düşürmeyi soruyor mesela. 2 saatlik süreç. Onu hep hesaba katın. Yok becerir. 2 saat. Önemli olan bunun kalınlığı. Şey, kısa değil. 10 dakika çok... bir mevzudan bahsetmiyorsun. 10 dakikada sana börek aç getirdim. Ben fırını börek koyduğumda bana dedikleri 25 dakikam var. Yani dakikalar o kadar koşuyor ki. Sen onun farkında bile değilsin. Siz inan ki kolay geliyor orada. Bakın böreğin inceliğinde zaten yani. Bir sıkıntı yok. Böyle güzel. Yok Yasemin ama... Hanım böreğini aynen. Küçümsenmesine sinirlendi. Hayır. Yani böreğin bu kadar çok çabuk açılabiliyor. İnceliği falan yani. Güzel ama sadece karabiberi fazla olmuş. Bir de havuç, olmalı. Yani. Havuç evet. Olmamalıydı. Havucu ben sadece renk patates, katsın soğan diye. Olmalıydı. Renkli olsun. Peki lezzetli bir ara sıcak yedin mi şu anda? Onun tadı, tuzu hiç yok. Hiç yok. Böreğin mi yok? Hayır şey yoğurt mezeyi diyorum. Mezeyi nane yakışabilirdi mesela. Naneyle saçlandı. Peki Berin Hanım'ın yorumu böyle. Ayşe Hanım sizin yorumunuz evet. Nedir börek için? Baskın yani. Yok böreği güzel açmış ama içinde havuçla bağdaştıramadım. Ben beğenmedim tadını. Olabilir. Mezeyi de beğenmedim. Yani puanlayacak mısınız? Yani. Ya beğenmediğim bir şeyi neden puanını vereceksin ki? Puanımı verirken de düşünürüm onu. Şu an niye söyleyeyim? Dediniz ya o yüzden. Ama börek zaten her zaman puan verecek de ana yemeğini beğenmediysen onu da... Ya onu herkesi şahsi bir ama oradan oraya müdahale ediyor yani. Tamam ama beğenmediğin yemeği neden... Beğenmediğim bir tek bunun için mi puan veriyorsun kusura bakma beğenmedim da. Demedi. Yanlış farkındaysan içindeki havuç sadece uyumsuz dedi. Beğenmedim demedi. Yanlış galiba. Beğenmedim demedi. Sen orayı dinlemiyorsun ya. Sadece beğenmedim dedim. Hayır, havuç bak, uyumsuz dedi. Uyumsuz hayır. Tadını beğenmedim dedim. Doğru tadını beğenmedim. Beğenmedim. Tadını beğenmedim. O da diyor ki tadını beğenmediğiniz bir şey niye puan vereceksin? Evet, yine ben şu an böreğe puan vereceğimi söylemedim. Oraya nereden hamur geldi? Açması ben açmasını beğendiğim için diyorum. İnce açmış, güzel açmış. Ama tadı uyumlu olmamış. Peki vereceği olmamış. Puan niye seni rahatsız etti? Hayır evet. Ondan değil yani şey direkt demesi... ona girdin. Hayır şöyle demesi beni rahatsız etti. Hani sonuçta puan vereceğim yani. Ya ne demek istediğini anlayamadım bir anda puan o yüzden. Puan vereceğim mi diye sordun. Tamam. Ben de evet vereceğim. Bu genel anlamda söylenen bir sözdür. Neye vereceğimi nereden biliyorsun? Tamam ben de diyorum bunun ki. Kadın lafı yapamazsın. Yuvarladı. Ya ha. Şu an bence konu çok farklı bir yere gidiyor. Anayimlere verebilirim peki. Diyor, çorbaya verebilirim demek istiyor. O zaman konusu Gülcan Hanım'ın yorumunu alalım. Kendisi göçmen bir hanımefendi. Evet. Siz böyle çok çarşaf böreği, boşnak böreği açarsınız. Aynen. Nasıl buldun hamurun inceliğini? Hamurun inceliği güzel ama içini dediğim gibi yakıştıramadım. Yani havuç kesinlikle olmaz bu börekte. Ya sade patates olur. Genelde kıymalı patatesle yapılır bu börek. Öyle de oluyor. Ispanaklı yapılır. Evet. Ispanak peynir, kaymak peynirli. Atılır evet. İçine. Çeşit o şekilde. Çok. Aynen öyle. Peki havuç... Ama biraz da vuruk olmuş böyle şeyleri. Rendelediği için. Şey hamurunu basmış yani ağır gelmiş içindeki malzemeler. Basmış. Allah Allah. Hamur çökmüş mü içine? Çökmüş. Anladım. Allah Allah. Değişik tarif. Bu da salatada
Kendisi herhalde bir şey diyeceğim ama demeyeceğim. Yani böyle diyebilirsiniz, sıkıntı yok. Sonsuz yemek hazırlayacak, böyle her şey dört dörtlük olacak hanım. Öyle bir kendileri. Vallahi öyle. İnsanları küçümsüyorsun. Kendimize güvenmesek zaten buraya gelmezdik. Ben güvenenleri çok gördüm kanalda ben. Vallahi. Niye küçümsediğini hissettin? Yani ne küçümseme değil, bakın. Ne bileyim, işte ben 15 yaşından beri açıyorum. Ben işte 10 yaşından beri açtığım şey yani sosyal medyamda bile halen ya daha var yani. Ben sosyal medyada çok gördüm. Çok gördüm. Daha geçen hafta izledim Kadir Bey'in programında. Kadın fiyasko yani. Onun için hiç bu boşuna... Benim naçizane görüşüm öyle değil. Bu da benim naçizane görüşüm. Gülcan Hanım yukarıdan mı bakıyor yoksa kendine mi güveşim? Kendine güvenmek ayrı bir bakıyor, şey yani. Yukarıdan bakıyor. Yukarıdan bak bakıyor. Ben hepimiz hepimiz aynı yapıyor. Fikirdeyiz. Benim fikrim öyle. Ben öyle. Kendine güveniyorum. Tabii canım niye güvenmek? Gayet güzel olmuş. İnce, güzel açmışsın. Ama yani, malzemeden dolayı hepimiz aynı fikirdeyiz. Bak havucu kabul edebilirim. Havucu ben kendim renk atsın diye. Ama börek tabağına almışsınız. Sadece havuç olmayabilir. Hayır, böyle diyor ya içine kıyma. Ya böreği nasıl yaparsan öyle olur. Hayır olur ama... Kabul edin onu yani. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çarşaf böreğini böreği. Kıyma ve etle olacağım. Kıyma da koyarsın, yöreye göre değişiyor. Yöreye göre değişiyor, evet. İçi apayrı, ona hiç girmiyorum. Şimdi Yasemin Hanım'ı rahatsız eden kısmı, şimdi iki saatlik bir yarışmada mutfakta kanter içinde kalıyorsun, masaya oturuyorsun ve rakibin sana diyor ki ben bunu 15 yaşında açtım, bu çocuk oyuncağı. Herkes yapamaz. Herkes açabilir deyince açamaz. İster istemez bir şey, rahatsız edici bir yorum geldi ona. Hani söyle, bunu mu açtım, ben bunu hep açıyorum. Bunu mu açtın değil, bakın ben bunu 15 yaşında açtığımı söyledim. Küçümsemek anlamında söylemedim. İşte bu ben öyle bunu, geçiyor ama işte, o yüzden galiba. Ben 15 yaşında bunu açtım. Biliyorum, sen, açmayı da biliyorum. Sen küçümsendiğini mi hissettin bu yorum karşısında? Yani her şeyi ben bilirim ya. Ben 15 saat. Yaşında yaptım, ben 12 yaşında peki, şunu yaptım. Orada ne demek yani istedin? Yani o ben bunu 15 yaşında açtım. Yani, bu Nazdır, bu Kürttür, ben iki, bilmem neyim, o macir, o göçmendir, o farklı yapar, bu farklı yapar, ben farklı yaparım. Ya, yöresel olarak yani, herkesin el lezzeti öyle. Farklı. Şimdi şu ben konuya gelmek istiyorum. Havucu, sen niye bu kadar Gülcan Hanım'ın yorumundan incindin? Niye bu kadar dert oldu sana bu yorum? Dert olmadı da yani böyle sürekli işte ben onu yıllar önce yapardım, şöyle yapardım, böyle yapardım. Bir tek yani, börek için kullandım onu. Peki sen burada ne kastetmek istedin? Hani yanlış anlaşılmasın. Ne kastetmek istedin? Ya içi niye böyle olmayacak diye söyledim ben sadece. Yok, açma kısmından konuştuk açma ya. Kısmı kıyma yoktu ya içinde. Hayır. Açma kısmı da hani iki saatlik zaman dediğini ki ya iki saatlik zamanda beklemesi önemli değil yani. Şunu onu söyleyeyim. Bu börek sizin için çok bakmayın. Estağfurullah tabii ki de. Bu börek sizin için çok emek isteyen bir şey değil mi? Yani çok uğraştırıcı. Ya emek var, emek yok demiyorum. Ama işte hamur sert olursa bilmem ne. Bunun tek dermanı bu açma böreklerin tek derman bol yağ olması. Bol yağlı hamur kendi kendine geliyor. Ama yorumunuz geliyor. Yasemin Hanım'ı rahatsız ediyor. İçini de çiğ koyduk hatırlıyorsanız. Bol yağlı olsaydı yağlı da derdik. Ben içini kavurmuyorum. Hayır bak içini çiğ koydum ama içi pişmiş mi pişmemiş mi doğru söyleyin. Pişmiş. Yok pişmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.